MHP lideri Devlet Bahçeli yine bir hesapla karşımıza çıktı. Efendim 3 bölge var İstanbul'da, toplam milletvekili sayısı 98, 9 artı 8, 17. Bugün 17 Mayıs'ta Kadir Gecesi, bu tesadüf müdür diyor. Anlayan anlasın. Şimdi bir saniyenizi almak istiyorum. Ben biraz da hesap adamıyım. MHP lideri Devlet Bahçeli sık sık yaptığı hesaplarla gündem olur. Toplar, çıkarır, çarpar ve böler. Bahçeli son hesabını Avrupa Federasyon Başkan ve yöneticileriyle katıldığı iftarda yaptı. 3 bölge var İstanbul'da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9 artı 8, 17. Bugün 17 Mayıs ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. İstanbul'daki 98 milletvekili sayısının iki rakamını toplayarak sonucu 17 Mayıs Kadir Gecesi olarak buldu. Ancak takvim yaprakları 17 Nisan'ı gösteriyordu. Bu tesadüf müdür? Buna inancımız tam mıdır? Bahçeli daha önce de MHP'nin 40. kuruluş yıl dönümünde benzer bir hesap yapmıştı. 9'un yanındaki 0 solda 0 sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında bir 0 var, onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 0'ı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl dönümü. Bahçeli iktidar olmak için 258 milletvekili gerektiğini hatırlatarak şöyle bir hesap daha yapmıştı. Hayatında hiç Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermemiş. İlkokuldaki 5 arkadaşını bulacaksın. 49 milyonu 24'e böler iseniz ortaya çıkan rakam ülkücülerin oy temin etmesi gereken hane sayısını korur. Bahçeli'nin bir de 6 ve 9 rakamları vardı. 6'yı çevirip 9 rakamına bakınca gördüğümüz huzurdur. Ama biraz gülümseyeceğiz demiştim değil mi? Gülümsedik cidden. Şimdi geçelim diğer haberimize. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti örgütü üyeleriyle birlikte Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP